Merhaba. Şimdi bir alışveriş yaptım. Onu göstereceğim. BİM'den akşam yemekte misafirim var. İki tane ekmek aldım. Şundan aldım. BİM'de gördüm. Daha önce hiç almamıştım. Küçük küçük şöyle poğaça gibi boş kanepe yazıyor ekmek markanın. Bir paket erişte aldım. Bunu lorlu yapacağım. Şurada şu beyaz çikolatalardan var. 3-4 tane. Ve 2 adet şu çikolatalardan aldım. Bundan da hiç almamıştık daha önce. Bir tanesi Devran için, bir tanesi benim için. Daha sonra BİM'den şöyle bir adet süt ve küçük bir yoğurt. Burada peynir var. Mandıradan aldım. Başka bir marketten şu üçlü cipsi aldım. Bunu Devran çok seviyor. Ben de yiyorum. Sonra havuç. Şurada 3 adet havuç var. 2 adet şu Nesquik'lerden var. Ve biraz pırasa. Zeytinyağlı pırasa yapacağım. Yanına da lorlu erişte yapacağım bugün. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şoktan yaptığım alışverişi gösteriyorum. Pınar'ın tost peyniri şöyle 400 gramlık, karbonat, kimyon, bir tane olmamış avokado, bekleteceğim çünkü. Şöyle 4 tane kuru soğan, banvitin sucuğu, bir tane çikolatalı sos. Sonra bir tane ekmek. Şöyle dörtlü kivi. Tost ekmeği alacaktım. Çok büyük diye bundan aldım. Tam buğday ekmeği. Aslında normal ekmeğe gerek yoktu. Normal ekmeği niye aldıysak artık. Patlıcan. Şimdi bir yemek yapacağım. Toz şeker 2 kiloluk. Bir tane süt, tatlı yapacağım onunla da. Domates aldım. Maydanoz, sana yağ, margarin ve hindi salam. Aç bitir. Bir de biber. Bir de benim tost makinem yoktu. Bayağıdır alacaktım. Küçük bir şey istiyordum. Şöyle eşim almış, şoka gelmişti. Şöyle Simbo'nun küçük boy, mini boy tam bize göre iki kişilik tost makinesi. Rengi de güzel. Şöyle bakın küçücük. Çok güzelmiş. Fişe takayım bir bakayım. Işığım ışığı yanacak mı? Bir deneyelim. Tam istediğim gibi küçük. Tek kişilik ya da en fazla iki kişilik. Bunun ışığı yanmadı Devran. Neden yanmadı? Yandı mı? Düğmesi yok mu bunun? Hı? Vardır kenarında. Orada denedik. Düğmesi yok herhalde. Belki yandı ben görmedim. Isınıyor. Isınıyor mu? Aa evet tamam çalışıyor. Keşke düğmesi de olsaymış. Tamam çalışıyor. Bunu güzelce sileceğim. Sonra kullanmaya başlarız. Bunun fiyatı da 49 liraydı. Şimdi yemek olarak köfte yaptım. Yoğurdum güzelce ev köftesi. Şekillendirdim, dolaba attım. Onlar biraz sertleşsin diye. Burada domates, biber ve patlıcanımı yıkadım. Patlıcanları ince uzun uzun kızartacağım. Sonra içlerine de biraz kızartmış olduğum köfteleri sarıp tepsiye dizip üzerine domates, biber koyup salçalı suyla fırına atacağım. Bugünün yemeği bu olacak. Şöyle hatta başlayalım. Şimdi patlıcanımı öncelikle soyuyorum. Şöyle kabuğun çoğunu alıyorum ben. Hep bu şekilde soyuyorum. Sonra tavamı da yapayım bir yandan. Tamam da ısınsın. Şöyle ince, uzun uzun bunları kızartacağım.
şekilde. Aslında iki patlıcan yeter sanki bize. Bakacağım şimdi duruma göre. Biraz da dolapta dünden kalan bulgur pilavım var. Bulgur pilavı. Yanına yoğurt ve turşu koyarım. Bize yeter. Şöyle. Bu yeter arkadaşlar. Bunu yapmayacağım. Bunu geri kaldıracağım dolaba. Biberlerimi de şöyle ikiye, şöyle iki parça halinde tüm tüm kızartacağım. Biberleri en son kızartacağım çünkü acı olabilirler. Karışık herhalde bu biber, bilmiyorum. Domatesleri de şöyle ikiye, üçe bölüp üstüne koyacağım. Patlıcanlarım şöyle kızarıyor. Patlıcanlarımı şöyle az yağda kızartıyorum. Kızaranları şöyle yağlı kağıdın üzerine seriyorum. Biraz yağlarını çeksin diye. Şöyle. Diğerleri burada kızarmaya devam ediyor. Biz de burada kahve keyfi yapacağız. Patlıcanlarımı kızarttım. Hepsi bitti. Biraz iki tane patates soydum. Şu tırtıklı bıçakla bunları ince ince kestim. Şöyle iki tane patates kızartayım dedim. En alt tabanına patates koyacağım. Değişik olsun diye. Şöyle patatesleri de şöyle biraz kızartıyorum. Sonra köftelerimi kızartacağım. Biberlerimi de kızartıp hepsini borcama dizeceğim. Bir yandan da burada Devran kek istedi. Damla çikolatalı şöyle kek yapacağım. 3 yumurta, 1,5 bardak toz şeker çırpacağım. 1 bardak yoğurt koyacağım. Süt yerine yoğurt koyacağım. 2,5 bardak kadar da un, kabartma tuzu, vanilya ve bitter damla çikolatası vardı evde. Ondan koyup güzel bir kek yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Kekimiz bitti. Şöyle kalıbına döküyoruz. Fırınımda ısınıyor. Dök 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 dök. Damla çikolatalı. O orada olurken burada da patateslerim de bitti. Şimdi köftelerimi kızartıyorum. Köftelerimin birazını şimdi kullanacağım. Bunları patlıcana saracağım. Şu yuvarlakları da kızartıp kaldıracağım. Bunları da yarın ya da öbür gün yemeğin bittiği zaman güveçte beşamel soslu köfteler yapacağım. Onun için ayıracağım. Yani şunları başka bir yemekte kullanacağım. Bunları bugün kullanacağım. Kekimiz de burada. Çok güzel görünüyor. Evet, şimdi köftelerim burada. Şöyle hemen göstereyim. İki çeşit. Aslında köftenin hamuru falan her şeyi aynı. Normal içerisinde soğan, sarımsak, baharat, yumurta ve ekmek var. Kurutup rondodan çektiğim ekmeklerden var. Bir adet de yumurta var. Bu kadar bol kimyonlu köfte. Birazını dediğim gibi bu soğuyunca buzluğa atacağım. Haftaya filan ne zaman ihtiyacım olursa çıkarıp güveçte patates püreli köfteler yapacağım. Bunu da şimdi kullanacağım. Patateslerim burada. Borcamın en altına dizdim. Biraz biber kızarttım. Biraz domates, kalan yağda şöyle köftenin lezzetiyle biraz kızarttım. Üzerine kekikli salça yapacağım en son. Şimdi tepsiye dizmeye başlayalım. Şimdi önce bir tabak alacağım. Kekim fırında.
Kekim çıkana kadar bunu da hazırlayayım ki fırının sıcağıyla hemen bu da pişsin. Şöyle içerisine köfte koyuyorum. Şöyle sarıyorum. Kürdan filan batırmayacağım arkadaşlar. Şöyle tek tek dizeceğim bunları. Şöyle sarıp tepsime koyuyorum. Şöyle bakın. Üzerine domates biber koyacağım ama kürdana batırıp koymayacağım. Bu şekilde yapacağım. Yağları da bayağı şey olmuş. Dibe çökmüş. Bir peçete lazım bana. Önce şuraya bir şöyle koyayım, yağını aldırayım. Fırınım kapandı. Domates sosuna hiçbir şekilde yağ koymayacağım. Zaten hepsini kızarttığım için oldukça yağlılar. Ne kadar bekletsem de yine yağları var. O yüzden domates sosunu, domates sosu değil, salça sosu. Salça, baharat ve biraz suyla karıştırıp kekik falan koyacağım. Üstüne dökeceğim. Ona dediğim gibi yağ koymayacağım. Eğer bunlar kızartma olmasaydı biraz zeytinyağı da koyardım. Kekikle güzel olurdu ama bunlar zaten yağlılar. Bu kalan köftelerim de, şurada 4-5 tane köftem kaldı. Şöyle aralarına koyuyorum. Üzerine domates ve biberlerimi koyacağım. Şöyle biberlerimi diziyorum. Domateslerimi de şöyle kapatıyorum üzerine. İçindeki su şöyle yemeğime aksın diye. Ben böyle pişmiş domatesi çok seviyorum. O yüzden şöyle bolca domates de koydum. Daha ince de yapılabilir tabii ama ben böyle seviyorum ki suyunu çok fazla salmasın diye büyük büyük parçalar yaptım. Şimdi hepsi bitti. Şimdi gelelim sosa. Sosunu da hemen yapalım. Elimi yıkayayım önce. Sosu için bir yemek kaşığı kadar salça. Üzerine ne baharat istiyorsanız, ben her şeyden şöyle az az koyacağım. Biraz karabiber, biraz kimyon, kırmızı toz biber ve kekik. Şöyle kekiği biraz fazla koydum. Çünkü çok yakışıyor. Suyla bunu açıyoruz. Suyla güzelce karıştırıyoruz. Salçamız eriyor. Tuzu unuttuk. Tuz hiçbir şeye koymadım. Sadece köfteye tuz koydum. O yüzden şöyle biraz tuz koyuyorum. Ki bütün sebzelerime geçsin diye. Çünkü hiçbir şeyde tuz yok. Güzel de karıştırıyorum. Üzerine döküyorum şöyle.
Böyle üstü açık bir şekilde fırına atacağım. Şimdi önce kekimi çıkarmam lazım. O da pişti artık. Onu çıkarıp hemen yemeğimi fırına atıyorum. Arkadaşlar şimdi yemeklerim pişti. Şöyle patlıcanım çok güzel pişti. Kekimiz de burada çok güzel kabardı. Damla çikolatalı kekimiz. Bulgur pilavımız var. Turşu, yoğurt. Bu kadar. Şöyle göstereyim bakın. Köftelerin patlıcanları sosunu çekti. Şöyle. Bize afiyet olsun. Yaptığın pilav. Ya o ya. Hatırlatırım yani. Çok iddialıydınız.